aslında Merhaba. Şu an hazırım. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizinle bu deney mi denir buna, bir yöntem mi denir ne tam olarak bilmiyorum ama bir yöntem deneyeceğiz diyelim biz en iyisi. Saç boyası nasıl akıtılır? Bunu daha önce hiç yapmamıştım. İlk kez kamera karşısında yapacağım. Yani sizinle birlikte deneyimlemiş olacağım aslında. Şimdi zaten karantinadayız diye, yani kötü olsa da ne olacak, kimse görmeyecek diye ben saçlarımı boyadım. Neyse, birazdan göstereceğim. Ve dedim ki saçımı boyamışken yine tekrardan zaten karantinadayız diyerek saçlarımı bir de akıtma yöntemini deneyeyim dedim. Çünkü şöyle, şimdi karantinadan çıktığımız zaman ben saçlarımı boyamak istersem aklımda şu soru olmasın. Ya beğenmezsem işte nasıl akıtacağım falan diye düşünmeyeyim. Hani zaten biliyor olarak çıkayım karantinadan. Saçlarımdan boyayı nasıl akıtacağımı merak ettim. İleride saçlarımı boyarsam en azından boyasam da bir şey olmaz. Tamam, nasıl akıtılacağını biliyorum gibi düşünürüm diye, ne bileyim, bilmiyorum ya. Neyse, akıtacağım yani bugün saçlarımı. Şimdi öncelikle saçımı bir göstereyim şu anki haline. Şöyle arkanı dönsem daha iyi olur herhalde. Normalde saçlarımı ben pembeye boyayacaktım. Ama böyle kırmızımsı bir şey oldu. Yani tam olarak istediğim şey değildi bu. Ama yine de beğendim aslında. Yani şu an beğenmediğim için falan akıtmıyorum. Sadece merak ettiğim için akıtıyorum. Ve sırf bu videoyu çekmek için saçlarımı düzleştirdim ve şu an aklımda şöyle bir soru var. Şimdi boyanın üzerinden düzleştiriciyle, yani bir ısıyla geçtiğim için acaba bu iyice burada daha çok mu sabitledim şu an ben bu boyayı, onu düşünüyorum. Aa, böyle daha iyi gözüküyor, evet. Şöyle son kez bir kere daha göstereyim. Şimdi malzemeler, sadece iki tane malzeme kullanacağım. İlk olarak kepeğe karşı şampuan. Normal şampuanla da yapılıyormuş bu ama özellikle kepeğe karşı olursa daha iyi oluyormuş. Çünkü şimdi kepek sorunu olanların saç diplerinde dökülmeler oluyormuş. Ve bunu önlemek için de çok güçlü bir karışıma ihtiyaç duyuluyormuş. Bu yüzden de kepek şampuanları üretilmiş. Yani burada kepek şampuanları bizim için daha iyi olacak. Ve bunun içinde en popüler kullanılan iki ürün Head & Shoulders ve Clear markalarıymış. Bir diğer ikinci ürünümüz de karbonat. Bu özellikle bakın kabartma tozu değil, karbonat. Yani bunu karıştırmayın. Karbonatın doğal bir leke açma mı diyeyim, doğal bir temizleme özelliği varmış. Mesela giysilerde falan bile böyle üzerinize leke döküldüğü zaman karbonatla açabiliyormuşsunuz. Ben bunu yeni öğrendim. Saçındaki boyanın rengini soldurmaya ve boyanın saçtan çıkmasına yardımcı olacak bir ürün karbonat bizim için. Kabın içerisine bu ikisini karıştıracağım. Şey diyorlar, miktar olarak ikisini eşit miktarda da koyabilirsiniz. Eşit olmasa da olur diyorlar. Yani Head & Shoulders Clear'dan daha güzel kokuyor. O yüzden Clear'ı deneyeceğim. Neyse, ben Clear'ı deneyeceğim şimdi. Ya ben birkaç video daha izledim. Head & Shoulders kullanıyorlardı hep. O yüzden Head & Shoulders'ı kullanacağım. Yani hiç böyle bir nane kokusu yok. Diğerini kullanmadım. Diğer izlediğim videolarda hep Head & Shoulders'ı kullanıyorlardı. Ben de bir farklılık olsun, hiç Clear görmedim. O yüzden bunu kullanacağım. Şöyle. Yani böyle 1,5 yemek kaşığı kadar falan koydum şu an. Yetmezse yine ilave edeceğim zaten ki büyük ihtimalle yetmeyecek. Yemek kaşığı kadar da karbonat ekledim. 1-1,5 yemek kaşığı kadar şampuan, 1 yemek kaşığı kadar da karbonat ekledim ve şimdi bunları iyice karıştıracağım. Şimdi bu çok büyük ihtimalle az gelecek, yani bayağı az bir şey bu. Aslında eldivene gerek yok da tırnaklarım uzun ya birazcık, o yüzden kullanmak istedim. Saçımı önce şöyle bir ikiye böleyim. Evet, başlıyorum. Saçımın bir kısmına bile yetmeyecek herhalde. Kokusu çok güzel.
saçımın bir kısmına bile yetmedi. Şimdi biraz daha yapacağım. Aynı karışımı yapıyorum. Şimdi bayağı fazla yaptım. Aynı miktarda ekledim şampuanla kabartma tozunu bu sefer. Ay, karbonatı. Uçları dediğim de bayağı yukarılara çıkmışım yani. Sadece uçlarına yaptım demiştim boyayı. Yukarılarda da var. Yani uçlarına değilmiş, yarısına neredeyse. Yine uçlarına diye sayılıyor herhalde. Oha! Boya şimdiden çıkıyor. Tamam, bu pek mantıklı değilmiş. Çok canım acıdı. Şimdi saçımın diğer tarafını yapacağım. Bitti. Yaptım. Şimdi bunu yaklaşık böyle 20 dakika falan bekletin diyorlar ama ben daha fazla bekleteceğim. Şu an böyle bitti. Burada ışıkları açmayı unutmuşum. Keşke açsaydım ya. Hiç belli bile olmuyor. Evet. Şimdi ben beklemeye koyuluyorum. Neyse. Aslında direkt yıkadıktan sonra çekecektim ama size şu anki görünümünü göstermek istedim. Şu an tamı tamına 55 dakika geçti ve böyle biraz sertleşti. Ve şimdi yıkamaya gidiyorum. Bunu söylemek için açtım. Çok nefes nefese kaldım. Çünkü çok hızlı bir şekilde saçlarımı düzleştirdim. Hava kararıyor diye ama yetişemedim. O yüzden ışığı açmak zorunda kaldım. Böyle bir 55 dakika kadar beklettim. Ve saçlarımı yıkadım. Saçlarımı yıkamadan önce saçlarıma dokunduğum zaman bayağı sert geldi saçlarım. Yani hatta korktum neden bu kadar sert diye. Yıkarken hala sertti. Bayağı böyle köpürttüm, şampuan sıktım, hala sertti. Çıktım, kuruttum saçlarımı, düzleştirdim ve o sertlik hiç yok. Yani sizin saçlarınızı böyle beklettiğiniz zaman sertleşirse korkmayın, bir şey olur diye. Bende bir şey olmadı. Saçlarımı yıkarken yine bu karışımın içerisine koyduğum clear'ı kullandım. Ve saçlarımız şimdi size son halini göstereceğim. Büyük bir oranda aktı. Kırmızımsı, pembemsi rengim bıraktı. Kahvemsi ton duruyor. Yani normalde saçlarım böyle değil benim. Uçlara doğru biraz daha böyle sarımtırak, açık bir renkti. Şu an o yok. Ama yine de büyük bir oranda aktı. Hani diğer videolarımdan da görebilirsiniz zaten bu normal saç rengimi. Şu anda sanki saçım komple böyle burasıyla burası aynıymış gibi duruyor. Zaten bunlar böyle ilk kullanımda direkt kökünden söküp atmıyor. Böyle birkaç kere kullanmanız gerekiyor bunu düzenli olarak. Dediğim gibi ben saçımı yeni boyamıştım. Bu yüzden fazla akmış olabilir. Yani saçınız böyle uzun zamandır boyalıysa ve kullandığınız zaman benim kadar iyi sonuç alamadıysanız, benim saçlarımı yeni boyamıştım. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve sizin için yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.